Hepinize merhaba arkadaşlar ben Berk. Bugün piyasaları derleneceğiz. Hoş geldiniz. Arkadaşlar video geçmeden önce şunu söylemek istiyorum. Bildiğiniz şekilde e geçtiğimiz videoda iki gün önce attığımız videoda biz büyük bir düşüş gelebilir diyorduk hatta short pozisyonumun olduğunu da söylüyordum copy trade'den takip eden arkadaşlar da bunu bilirler ki 35 kişi takip ediyor şu an itibariyle biz bu pozisyonu arkadaşlar %16 kârla kapattık bunu bildirmek istiyorum buradan itibaren %16 kârla kapattık şuradan bir daha short açmıştım o stop oldu şuralarda oradan da %4 zarar ettik yani totalde arkadaşlar şu an copy trade'i başlattığım günden bu yana 13 gün önce başlatmışım ettiğimiz kar %17 oldu %17 yükseldi. Özellikle şu son ettiğim %16'lık kar e, ciddi anlamda yukarı yönünü taşıdı bizi. Şu anda da total itibariyle %17 kardayız. Sizler de copy katılıp benimle birlikte kazanmak istiyorsanız arkadaşlar şuradaki referans linkinden girip e, kayıt olabilirsiniz. Benim referans linkimi de kullanabilirsiniz. Sevinirim. Oradan sonra copy gireceksiniz. takip de basacaksınız. Paranızı da arkadaşlar spotta değil vadeli de tutmanız lazım. E, bunları yaptıktan sonra zaten beni de takip ediyorsanız e, otomatikman benimle birlikte hareket etmeye başlayacak sizin de paranız. Bunu istiyorum. İlk başta bunun duyurusunu yapayım. Çünkü çok sorular oluyor. Yani nasıl katılacağız, ne yapabiliriz vesaireydi. Bu kadar basit aslında. Şimdi gelelim ne oluyor? Yani Bitcoin'de geçtiğimiz saatlerde çok volatil bir hareket yaşadık. Biz bunu zaten bir önceki videomuzda daha doğrusu 2 gün önce attığımız videoda söyledik. Ne dedik arkadaşlar? Amerika'dan veriler gelecek. Çarşamba günü özellikle bizim için çok önemli 3.5 özellikle dedik yani saat 3.30 bizim için çok önemli olacak demiştik. Evet ve gerçekten dediğim şekilde e, oldu. Çok önemli bir veri geldi. O ne? Amerikan enflasyon verisi. E, Amerika'da işler çok iyi gitmiyor. Hatta berbat gidiyor diyebiliriz. 9.1 e, enflasyon açıklandı orada. E, çok yüksek. İlk başta şunu söyleyeyim yani net bir şekilde çok yüksek. E, ve adamlar faiz arttırdıkları halde e, görüyorsunuz yani 75 bas puan arttırdılar. Evet ki gelecekte 100 bas puana çıkarlar mı diye düşünüyoruz. Çünkü buna rağmen tutamıyorlar. Yani 75 bas puan arttırdılar. Buna rağmen 9.1'lik Amerikan tarihinde herhalde 40-45 senedir hatta 50 de olabilir e, rekor kıran bir enflasyon var karşımızda. E, hatta Biden de bununla alakalı bir açıklama yapmış. Şurada okudum. E, enflasyon kabul edilemez şekilde yüksek demiş. Evet, gerçekten enflasyon kabul edilemez şekilde yüksek. E, buradan biz ne anlıyoruz arkadaşlar? Yani bu kadar çok kötü veri geldiği için şunu diyoruz. FED şahinleşebilir. Yani zaten şahin daha da şahinleşebilir. Mesela 100 bas puan faiz arttırabilir. Ee, böyle ihtimaller var. 75 garanti gözüyle bakıyoruz zaten artık. Hani 1'e de olabilir mi diye düşünmeye başladık. Ee, böyle bir durumda tabii ki e, piyasanın bu kadar sık, sık, sıkılaşması bir yana bir de önümüzü göremiyor oluşumuz zaten piyasayı düşürüyor. Çünkü yani biliyorsunuz Paul Lab bu olay için geçici diyordu. Ve biz de bu sebeple diyorduk ki tamam geçiciyse bu iş bu sektörü pek fazla etkilemez hem borsa hem kripto ufak bir geri çekilme yaşar ama tekrar yoluna devam eder sonuçta önümüzü görebiliriz diyorduk ancak bu böyle olmadı yani önümüzü göremiyoruz hiçbir şekilde verdikleri tahminler de tutmuyor enflasyon durumları rekor kuruyor ve bu da piyasayı kötü yönüne etkiliyor bunu belirtmek istiyorum. 9.1'lik enflasyon geldi. İlk defa da zaten dolar herhalde ben ömrüm boyunca ilk defa gördüm. Yani dolar eurodan daha değerli oldu. Bunu söyleyebilirim. Ömrüm boyunca ilk defa gördüğümden kastım da şu an. Ara... daha doğrusu şöyle göstereyim size direkt. şuradan aileyi açalım. Evet. Ya yani en son bu 2000 yılında olmuştu arkadaşlar. Bu, bu zamanlar zaten ben Forex ile ilgilenmiyordum. ya yani ben Forex ile ilgilenmeye başladığımdan bu yana ilk defa bir 1 euro 1 doların altına sarktı bunu söyleyebilirim birçoğunuz da yüksek ihtimalle bu piyasaya girdiğinizden beri ilk defa görüyorsunuzdur bunu zaten 2000 herhalde 24 23 sene önce görmüş en son 1 doların altını bunu söyleyebilirim bu sebepten arkadaşlar piyasa pek olumlu değil zaten şimdi tekneye geçeceğiz şu temel analizi bir kapatalım bu arada Kanada'dan da rekor faiz artışı geldi bu da aslında Amerika'da yüksek bir faiz artışı gelebilir mi sorusunu akıllara getirdi ya Kanada bunu yaptı Amerika'da yapabilir diye düşünmeye başladık yavaş yavaş ben artık 100 bas puan bekliyorum bunu söyleyebilirim. E, pek olumlu değilim piyasa açısından. Ekonomik takvimde de zaten günü geride bıraktık. Artık kapatabiliriz. gen isterseniz Bitcoin'de nereye oluruyor? Yani tamam kötü bir veri geldi. Hatta kötü diyemeyiz. Berbat bir veri geldi. E, ardından düşüşe başladık. Şöyle bir günlük grafiğe gelelim. Berbat bir haber geldi ve düşüşe başladık. Peki günlük grafikte ne oluyor? Yani büyük bir düşüş gelebilir diye zaten 3 gün önceden uyarmışız. 2 gün önceden uyarmışız. Ve biz uyardığımızdan bu yana hatta short pozisyonumun olduğunu da söylemiştim. %7.91 hadi %8 diyelim. Bir düşüş yaşamış bir yasa. Peki şimdi ne olacak? İnsanların aklında bu soru var. Şimdi görüyorsunuz arkadaşlar şurada bir paralel kanalın oluştuğunu görüyoruz. Yani aşağı yönlü düşen bir kanal var burada. Şöyle çizeyim tekrardan zaten görüyorsunuzdur. Ya bir kanal var. E, bu kanal aşağı yönlü gidiyor ve üstündeki direnç kırılmadığı müddetçe de aşağı yönlü düşmeye devam edecek. Biz bunu biliyoruz. Ancak bugün farklı bir şey yaptım. Ya dedim ben uzun zamandır eğri analizi yapmıyordum. E, daha doğrusu yapıyordum ama bunu YouTube kullanıcılarıma göstermiyordum. Ben dedim bunu yapayım bugün. E, bunu yaptığımda da şunu gördüm ya. Bakın şurada 5 tane dalga oluşturmuşuz zaten. E, bir dakika şuradan hemen çizelim şöyle. Evet şuradan şunu da koyduk. Evet. Ya 5 tane zaten yükseliş dalgası oluşturmuşuz. Ardından da ABC şeklinde düşüyoruz. E şimdi ABC şeklinde düştüğümüz zaman bizim C hedefimiz ya genellikle piyasa böyle bir hareket yaptığı zaman özellikle şöyle zikzakta düştüğü zaman e bizi şu gördüğünüz A'nın bakın şurada gördüğünüz şu muası oynatıyorum şu an. Şurada gördüğünüz A'nın boyu kadar aşağı düşürür. E buna da baktım. Ya tamam böyle bir durumda bu bizi nereye götürüyor dedim. Ya şuradan bir baktım. Şuradan bir dakika. E şuradan bir baktım. Ve bizi götürdü yer 12.185 dolar seviyesi onu söyleyeyim. E o sebepten Bitcoin'de 12.185 dolara kadar olacak bir düşüş beni hiç şaşırtmaz. E zaten bu sebepten kopitreyi hani de başlattım. Dedim ki abi madem düşüş geliyor ben takipçilerim yalnız bırakmayayım. E bu insanlar bu fırtınada alab alabora olmasın. Beni takip etsinler. E kenardaki meblaları artsın diye düşündüm. E ve eğer biz 12.000'e düşeceksek 12.185'e hedefimiz burası çünkü. E zaten bu düşü değerlendiriyor olacağız onu söyleyeyim. Durmadan zaten şu an short pozisyon alıyorum Long kesinlikle aramıyorum. Sizlere de bunu tavsiye ediyorum. Ve genel olarak piyasanın nereye gideceği belli değil. Ki Elite'a göre aşağı yöne gidecek bunu söyleyeyim. Teknik anlamda da zaten gördünüz düşen bir kanal var. Yani düşen kanalda niye lon kaçalım? Rüzgara karşı niye duralım diye düşünmemiz gerek. Bunun haricinde de görüyorsunuz ya bayrak oluşumu var şurada. Ee, bir bayrak oluşturuyoruz. Zaten bu bayrağın hedefi de 13 bin 12 bin dolar seviyesi. Ya bu bayrak da aslında e, buralara kadar inebileceğimizi doğru diyor. Evet buralara kadar gidebiliriz diyor. E, bunu söylemek istiyorum. Ya bu aralar lütfen arkadaşlar dikkatli olun. Uzun vadeli bakmıyorsanız eğer kısa vadeli işlem yapıyorsanız kaldır aşağı. E, net bir şekilde şunu söyleyebilirim. Piyasa çok volatil. 12 bin dolara kadar düşüş mümkün ve bu da sizi ciddi anlamda etkiler. Bunu söylemek istiyorum. Şuradan tekrardan bir 4 saat diye inelim isterseniz. Şurada 4 saatlik de şimdi bir tane desteğimiz vardı. Bu desteğin altında mum kapattık. Tekrardan üstüne çıktık. Günlük grafikte de bakınca şöyle bir günlüğe gelelim. Evet günlüklere bakınca evet biz de bunun altında mum kapanışı yaptık. Ancak yüksek bir hacim yoktu. Ben de short açtım burada. Short açma sebebim de şuydu. Zaten piyasanın aşağı yönde gideceğini düşünüyorum. E dedim hacim çok yüksek olması da açalım. Ancak stop etti. De önemli değil. Yani %4, %16 kazanmışım. onun yanında hiçbir şey kalıyor. Zaten ben bunları her zaman söyleyeyim. Ya. İki işlem açacaksak biri stop olacak. Ee, sağlıklı olan da budur zaten. Her neyse. Ee, şimdi biz burada aşağı yönde kırmıştık. Bugün tekrardan üstünde mum kapatabilir miyiz diye bir... E algı var. Yani daha çok ayılarla boğalar savaşıyor gibi. Ben üstüne mum kapanacağını zannetmiyorum. Üstüne mum kapatamazsak zaten bugün 8 saat 42 dakika sonra ben tekrardan short pozisyonumu açacağım. Onu belirteyim. Short pozisyonum devam edecek. Ve short pozisyonumun hedefi de daha demin belirttiğim 12.185 dolar seviyesi olacak. Bunu belirtmek istiyorum. Çünkü dediğim şekilde yani ben şu an ciddi anlamda düşün tekrardan geleceğini buranın sadece bir duraksama olduğunu düşünüyorum. Ve bu duraksamalarda genellikle iki şey olur. Ne olur? Ya balinalar burada ufak ufak alıyordur fiyat yukarıya çok güçlü çıkar ya da balinalar ufak ufak satıyordur ve fiyat çok güçlü aşağı yönlü düşer. E bana kalırsa balinalar burada çok güçlü şekilde e, daha doğrusu yavaş yavaş satıyor ve çok güçlü şekilde aşağı yönlü düşecek diye düşünüyorum. E, bunu deme sebebim de daha demin gelen Amerikan enflasyonu ya beni ciddi anlamda sarstı tüm düşüncem değişti. Ben tekrar aşağı yönlü e, düşeceğini düşünüyorum. Bunu belirtmek istiyorum. Ama ne olur ne olmaz yani şu an baktığım zaman mesela günlük grafikte altında mum kapatmadık. Daha doğrusu kapattık ama şu an üstündeyiz. E ikinci günde bunun altında mum kapanışı yaparsak şurada gördüğünüz seviyenin. aldığında kapatabilirsek o seviyede verimse 12 19530 seviyesi buranın altında mum kapatırsak ben tekrar şortumu açacağım ve bu hareketi bir retest olarak değerlendireceğim. Ardından tekrardan hedefe gidene kadar bu pozisyonu tutacağım. Bunu belirlemek istiyorum. Sizler de tekrar ediyorum. Copy trade ile bundan faydalanabilirsiniz. Şimdi gelin isterseniz bir de Bitcoin dominansına bakalım. Ya Bitcoin dominansı ne oluyor derseniz yatay gidişat var. Aynı piyasa gibi. Hiçbir hareketi yok. Ee, şöyle bakarsanız zaten altcoin'lerle Bitcoin'ler. Şurada bakarsanız altcoin'le mesela Bitcoin'le e, Ethereum ya da Binance Coin hemen hemen ortak hareket ediyorlar. E, bu da tabii ki dominans hareket etmemesinden kaynaklı ben dominanslarla sert bir hareket beklemiyorum ancak beklediğimiz o düşüş olaya olursa yani aşağı yönlü sert bir hareket görürsek ben şu diyeyim Benim düşüncem böyle. Ben Dominance'ın tekrardan yukarı yönlü çıkabileceği kanaatindeyim. %49'ları %50'leri zorlayabiliriz. Bu lütfen sizi şaşırtmasın. Ve şunu da belirtmek istiyorum. Eğer Bitcoin 12.185'e yani hedeflediğimiz yere düşerse birçok altcoin projesinin iflas ettiğini göreceğiz. Bu sebepten benim gibi uzun vadeli bakıyorsanız bile daha doğrusu paranızın bir kısmıyla uzun vadeli bakıyorsanız bile şu kanatta olun. Ben çünkü paramı bir kısmıyla uzun vadeli bir kısmıyla kısa vadeli işlem yaparım. Uzun vadeli bakıyorsanız da şuna dikkat edin. ya Coin'lerin projesi düzgün olsun batmasın. Çünkü çok batan proje olacak. Bakın bundan emin olabilirsiniz. Çok batan borsa da olacak. Bu sebepten lütfen büyük ve güvenilir borsalarda da paranızı tutmaya özen gösterin. Son olarak videoyu kapatmadan önce şunu söylemek istiyorum. Dominance'da düşüncemi belirttim. Bitcoin'de belirttim. Bir de Ethereum'a bakalım isterseniz. Ethereum'da aslında söylenecek pek bir şey yok. Çünkü Bitcoin'de benzer bir hareketi var. Ve Bitcoin'in düşmesi durumunda da benim şahsi düşüncem yine bir dakika şunun nereye kadar düşeceğini bir öngörümü söyleyeyim size. Ya böyle bir hareket olursa bir dakika şunu bir silelim. Evet oldu. Ee, böyle bir durumda arkadaşlar benim hedefim şuradan şöyle bir tuttum şunu yine şuraya kadar çekerim. Evet bakın zaten burada bayrak oluşturmuş. Tekrardan ABC'de şey e, tekrardan hedefine gelmiş. 871 dolar değilmiş ancak e, bunu bir de bayrak hedefi olacak. Ona da bir bakalım isterseniz. E, şuradan şöyle bir tutalım. Evet şöyle bir şunu Şurayı almam daha doğru olacak. Evet ya 350 dolara kadar 400 dolara kadar e, düşebilir diye gösteriyor. Ancak bu bu kadar olmaz. Yani dediğim şekilde Bitcoin zaten 12 bin e, dolara sarkacaksa yüksek ihtimalle bunun gideceği yerlerde 450 dolar falan olur. E, o kanat diyeyim. öyle düşünüyorum. Hatta 450 bile abartı 650-700 dolarlara kadar sarkabilir Ethereum için konuşuyorum. E, tabii ki yani burada e, bakmanız gereken Ethereum değil Bitcoin. E, çünkü piyasa net bir şekilde Bitcoin takip ediyor. Ve dominansın %50'si de Bitcoin'in olduğu için e, coin piyasasının tek başına yarısını Bitcoin oluşturuyor. Ya bu sebepten böyle e, grafiklere bakmanız aslında çok fazla gerek yok. Bitcoin'e bakıp diğer altcoin'ler hakkında da e, fikir sahibi olabilirsiniz. Bu sebepten 12.185 dolara Bitcoin düşecekse ki benim şahsi kanaatim dip orası olacak. O seviyeler yani 12.185, 12.200 bu seviyeler olacak diye düşünüyorum. E, böyle bir durumda Bitcoin oraya düşerse Ethereum'un o günkü seviyesinde de Ethereum için dip olacak. Tekrardan zaten inceliyor olacağız. Dediğim şekilde arkadaşlar lütfen dikkatli olun. 8 saat 38 dakika sonra mum kapatışımız var. E, ya buna lütfen dikkat edin. Kısa vadeli bakıyorsanız, zaten uzun vadeli bakıyorsanız hodl'sınızdır. Hiçbir e, nasıl diyeyim gereksinimi yok bunun. Hiçbir şekilde kısa vadeli al yapmanıza gerek yok. Bir planınız vardır, ona uyuyorsunuzdur zaten. Her neyse, e, bugünkü videomda da bu kadardı arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi günler diliyorum.